Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Artık futbol 2023 biraz rayına oturmaya başladı. Taktik, teknik bilgilerle oyunlarımızı nasıl geliştirebiliriz, sıralamaları nasıl oynarız, neler yapmamız gerekiyor, bunlardan artık yavaş yavaş bilgiler vermeye başlayacağız. Videolarımız çok fazla ayrıntılı olacak. O yüzden dikkatli dinlemeyi, izlemeyi ihmal etmeyin. Tabii ki de pratikte bu işleri oturtmak zor olabilir. Ama en azından bilgi anlamında tamamıyla doğru bilgileri alacağınız bir kanal. Aynı zamanda pratikte de artık sizin el becerinize kalmış. Bugün ne yapıyoruz? E-Futbol 2023'te defansı nasıl yapıyorum? Ne yapmam gerekiyor ve doğru defans nasıl yapılır? Bunları işleyeceğiz ama öncelikle neden bu ekrandayım? Eğer ki bir oyunu iyi oynamak istiyorsanız ayarlarınızın doğru olması gerekiyor. İlk önce size doğru ayarlar ne? Bunları göstereceğim. Normal konsoldan açtığınızda ekstra kısmına giriyorsunuz ve oyun ayarları kısmında gördüğünüz gibi hemen şöyle bastığınızda ekran kontrol cihazı, ses, dil ve kamera çıkıyor. Bizim yapacağımız kol ayarları. O yüzden kontrol cihazına geliyoruz ve kontrol cihazına tıklıyoruz. Böyle bir ekran açılıyor. Bunu kafanızı karıştırabilir. En alttan titreşimi açıp kapatabilirsiniz. Ben genelde kapalı kullanıyorum. Kolun şarjı bitmesin diye. Yapılandırma, 4 tane yapılandırma var. Yani siz 4 tane farklı kol ayarını buraya kaydedebiliyorsunuz ama aklınızı hiç karıştırmayın. Bir kol ayarını yapın ve o kol ayarıyla gidin ki sıkıntı yaşamayın. Yapılandırma 1'i tıklayabilirsiniz ve hep onu kullanın. Buraya geldiğimizde hücum ve defans siz nasıl kullanırsınız bilmiyorum. Bu sizin ayrıntınız, sizin detayınıza bağlı. Ben daha sonra neden nasıl kullandığıma dair bir video yapacağım. Ama şu anda bizim sistemimde, defans yapma sisteminde önemli olan şey bu değil. Ayrıntılı ayarlar kısmı var. Ayrıntılı ayarlar kısmına giriyorsunuz. Burada bir sayfa açılıyor. İmleç değişikliği vesaire. Burada bir ton şey. İmleç değişikliğine tıkladığınızda yarı yardımlı, yardımsız ve yardımlı. Eğer ki hiçbir ayar yapmadıysanız oyunda bunu yardımlı olarak göreceksiniz. Bunu yarı yardımlı yapıyorsunuz. Şimdi nedenini sormayın. Oyun içerisinde detaylı bir şekilde görsellerle açıklayacağım. Bunu yarı yardımlı yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda ayrıntılı ayarlar. Bir alta indiğinizde ayrıntılı ayarlarda ayakta fiziki mücadele ve omuzla fiziki mücadele diye ikiye ayrılan top çalma türü var. Biz pas arası yapacağız ve pas arasıyla topu kapacağımız için ayakta fiziki müdahaleyi seçiyoruz. Manuel pası 2 olarak kullanıyorum. Bu şu anda bizim konumuz değil. Topu rakipten kapmanın pas seviyesiyle bir alakası yok. Onu da farklı konularda işleyeceğim. Arkadaşlar bu tarz videonun devamı için beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Şimdi ne yaptık? Kol ayarlarımızı doğru yaptık. İkinci olarak oyuncuları saha içerisinde imleçle nasıl kontrol edebiliriz? Çünkü biliyorsunuz anlık olarak pas arası pres yapacağız ve topu kapacağız. O yüzden imleçte imleci nasıl doğru yere konumlandırabiliriz onu size göstereceğim. Üçüncü en önemli kıstas da pas arası yapmayı bileceksiniz. Bunları isterseniz gelin görüntülü analizimizde detaylı bir şekilde sizlere aktarayım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Defans yapmak çok güzel bir şeydir. Gol atmaktan daha keyiflidir. İyi defans yaptığınızda rakibinize de demoralize edebilirsiniz ve oyundan düşürebilirsiniz. Rakip gol atmaya zorlandığında ciddi anlamda oyundan düşecektir ve defans yaptıkça, pas arası yaptıkça çok büyük bir artı olacaktır. Şimdi öncelikle pas arası ve topu kapabilmek için biliyorsunuz bir tuş var. L2 tuşu. Yani left 2, soldaki, arkadaki 2 tuş. Buna basılı tutup herhangi bir yöne doğru verdiğinizde ayakla müdahale yaparak topu kapabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yakından takip gibi oyunda yeni özellikler var. Ben bu tuşu R2 yani sağ analog ya sağ taraftaki right 2 tuşuna yani şurada göreceğiniz sağ elimle kullandığım 2 tuşu arkadaki 2 tuşunu aldım. Siz hangisine eliniz yatkınsa onu alabilirsiniz. İsterseniz oyunun orijinalindeki gibi left 2 yani soldaki L2 tuşunu aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ben R2'yi kullanmamdaki yani sağdakini atamamdaki sebep ben R1 ve R2'yi diğer oyunlarda çok fazla kullandığım için elim R2'ye çok rahatlıkla gidiyor ama L2'ye gitmediği için siz orijinalle kullanıyorsunuz diye düşünerek ben left 2 L2 tuşundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bu tuşu kullanmayı bilmek çok böyle ekstra bir şey gerektirmiyor. Yapmanız gereken pas arası yapacağınız zaman oyuncudan topu kapmak istediğiniz zaman L2'ye basılı tutup herhangi bir yönle adamın yönüyle topu kapmaya bazen yön bile vermeseniz zaten ayak koyuyor. Şimdi görüntülü analize geçeceğiz ama öncelikle imleci nasıl çok kaliteli bir şekilde oyuncular arası geçiş yapabilirim bunu göstereceğim.
Şimdi onun için bir şöyle bir gelmem gerekiyor, topu kaptırmam gerekiyor. Topu kaptırdıktan sonra şu benim için çok önemli. Şimdi bir, bizim bildiğimiz eskiden beri kullandığımız L1 tuşu var. Left, yani sol elimizle bir tuşuna basıyorduk yani. Bir tuşuna bastığımızda ne oluyordu? İmleç sönük adamdaki, yani şu anda Neymar'ın kafasındaki imleç biliyorsunuz, gördüğünüz gibi sönük. Pedri'ninki de normal, zaten isim yazıyor ve parlak. Pedri'yi ana karakter olarak kullanıyoruz burada, yönlendiriyoruz. Neymar ise sönük, yani L1'e bir kere bastığımızda imleç Neymar'a gelecek. Ama bu bizim işimize yarar mı? Yaramaz. Çünkü genelde odak noktamız o yönlendirdiğimiz as oyuncuda oluyor bizim. Şimdi kalkıp da orada Neymar'ın üzerindeki imleci görseniz dahi bazı pozisyonlarda göremeyebilir. Bazı pozisyonlarda da Neymar'a imleci çekmenin bir artısını göremezsiniz. Çünkü oyun kafasına göre top odaklı bir şekilde imleci kendi sönük etrafınızdaki yakındaki oyunculardan birine veriyor. Sizin defanstaki doğru dizilişinizi, doğru kombinasyonlarınızı ve defansı iyi kapatabilmeniz için daha da kaliteli bir şekilde oyuncularınızı yönlendirebiliyor olmanız lazım. Peki ne yapmanız gerekiyor? Sağ analogu kullanmanız gerekiyor. Peki buradaki sağ analogdaki kasıt ne? Sağ analogda hangi oyuncuya imleci getirmek istiyorsanız oradaki sizin ana karakteriniz şu anda Pedri ve Pedri'nin yönünü çok iyi bakın. Kaleye doğru dönük durumda bakıyor. Rakip kaleye doğru. Pedri'nin bir analogun ortası olarak düşünün. Pedri'nin herhangi bir yanındaki bir adamı yakmak istiyorsanız, örnek veriyorum ki şu anda sağ altta gördüğünüz 27 numaralı formasıyla takım arkadaşını yakmak istiyorsanız analogla o bölgeye doğru sağ analogla o bölgeye doğru bir kere top analogu çekip bırakmanız 27 numaraya analogun, yani asıl oyuncu olarak onu yönlendirme imkanı size sağlar. İleride 4 tane oyuncunuz var. Şu anda imleç değişikliğine çok bir gerek yok ama yukarıdaki Messi'yi kontrol etmek istiyorsanız çapraza doğru Pedri'nin yüzünün baktığı yere doğru düşünün. Pedri'nin sağ üst tarafında Messi kalıyor. Analogla da aynı şekilde sağ üst tarafa doğru tıkladığınızda bir kere tık gelip çekip, yani şöyle göstereyim. Bu. 27 numaraya bu. Bir kere basıp zaten kendi otomatikman kendi yerine geldiği için kol, direkt bir kere o yöne doğru basmanız yeterli oluyor. Bu çok önemli. Pratikte bunu yaparken zaman kaybı ve anlasanız da olayı tam böyle yapamayabilirsiniz. Sebebi pratikte biraz daha, yani öğrenmeniz, yapmanız, elinizin alışması gerekiyor. Bunlar biz tabii yıllardır PES oynadığımız için biliyoruz. Şimdi pozisyon analizimize geçiyoruz. Daha detaylı pas arasını da anlatacağım çünkü bu da çok önemli. Şimdi geldik. Bu arada 5 defans oynuyorum. 5-2-3 beni 12'de canlı yayınlarım var gece. Takip edenler bilirler. Ben Go ve OOS adamı oynatıyorum. Bende DOS adamı oynamıyor şu anda. DOS adamı yok ve orta sahada 2 tane oyuncum var. Bunlardan bir tanesi genelde Ronaldinho oluyor ya da Neymar'ı almışım bu maç OOS'ye. Go'da da Pedri. Yani ikisi de tamamıyla defans yoksunu ve defans yapamayan 2 tane adam. Ama ben bu adamlarla nasıl pas arasıyla top kapacağım? Defansı iyi olmayan adamlarla bile yapabileceğim. Bunu göstereceğim. Şimdi burası çok önemli. Rakip atağa başladı. Biraz daha geri geleceğim detaylı bir şekilde. Çünkü pas arasını göstermem gerekiyor. Pas arası nedir? Topla rakip arasına girmeye biz biliyorsunuz pas arası. Yani rakibin kendi adamını atarken ki pasını araya girip aldığınızda bu pas arası oluyor. Normal biliyorsunuz futbol teriminde budur. Şimdi burada Pedri ile yapmam gereken önemli olan pas kanallarını kapatmak. Birincisi şu, pas kanallarını kapatırken ben pas kanalına kapatıyorum ama alamıyorum. Adamın iki tane alternatifi vardır. Sen en can alıcı yerdekini kapatman gerekir. Adam diğer boşluktakini atar. Avrupa sıralamasında üst sıralarda oynayan rakiplere karşı bazen topu kapmakta zorlanırsınız. Bu arada yani Avrupa sıralamasında ilk 5'te olan rakiplerle de oynadım. Onlarla da çok böyle zor gol yediğimi zaten görebilirsiniz canlı yayınlarda. Kolay kolay gol, yani çok fazla yemiyorsun. Tabii oyun çok isterse farka da gider maç ama. Şimdi burada önemli olan şu, pas arasını nasıl yapacağım? En can alıcı, bana sıkıntı yaşatabilecek rakip oyuncuyu presle kendi manuel bir şekilde oraya gönderiyorum. Bu arada ikinci bir takım arkadaşını prese getirme tuşunu ben kullanmıyorum. O da nasıl oluyor? Bakın şu anda kullansam
Sönük İmneş'teki adamın pres yapmasına sebep olacak. Bazen topu kapsanız da bazen o bölgeyi boşaltmasına sebep oluyor. Bundan dolayı da ben bunu doğru bulmuyorum. Ben kullanmıyorum. Kullanabilirsiniz. Hızlı kontratak oynuyorsunuzdur. Defansınız çok öndedir ve presi bir an önce topu kapmak için kullanıyorsunuzdur. Bir şey diyemem. Sizin stratejinizdir. Ben ona bir şey demem ama ben bunu doğru bulmuyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? Koman pas verecek. Pas verebileceği ve benim canımı yakabilecek tek bir alternatif var. Bu oyuncu arkadaşlar. Buraya geri verse geri istediği gibi verebilir. Çünkü benim ilerideki oyuncularım yavaş yavaş geriye toplanıyor. Bu arada aklınızda bulsun, ben uzun top kontrol oynuyorum. Geri verdiğinde ve buraya topu açtığında benim açımdan sıkıntı olmayacak, takımım yerleşecek. O yüzden benim için en önemlisi burası. Pas arası yapmam için bu oyuncuyu takip edip pas kanalını kapatmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Burada pas kanalını kapatıyorum. Kimle kapattım? Pedri. Defans yönü sıfır olan, beni bilenler bilir bu Pedri'yi nasıl fullediğimi bilir. Hiç defans basmadığım bir oyuncu. Yani 60'larda falan defansı ve gördüğünüz gibi Pedri'yle topu kaptım. Şimdi topu kapmanın aslında iki yolu var diyebilirim. Birincisi rakibi hataya zorlamak. Aslında eskiden siz çok iyi bir şekilde topu kapabiliyordunuz ama artık FIFA'ya döndüğü için oyun, rakibinizin hata yapmasını beklemeniz gerekiyor. Orta seviyede bir oyuncuyla oynuyorsanız zaten hatayı bir şekilde kendi yapıyor ve topu size veriyor. Ama üst sıralardaki bir rakibe karşı oynadığınızda hata yapma olasılığı azalıyor. Çünkü oyunu sakin oynuyor. İyi bir oyuncu olmanın detayları var. Bunları da video olarak yapacağım sizlere. Şu anda sadece defansta nasıl topu kapabiliriz bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi imleci biliyoruz. Kullanmayı öğrendik artık. Mbappe ile eğer ki L1 tuşuna basarsak şu anda imleç sağ üstte gördüğünüz Fabinho, ki stoper oynuyor bende, Fabinho'ya geçecek. Ama ben imleci öyle kullanmıyorum. Sağ analogla kullanıyorum. Gelin küçük bir pratik yapalım sizde. Şu anda Mbappe ana karakterimiz, kullandığımız karakter. İlk onunla oynuyoruz. Mbappe'nin üzerindeki adama, yani Messi'ye imleci geçirmek için ne yapacağız? Küçük bir pratik yapalım. Sağ analogu Messi'nin yönüne doğru bir kere tıkladığımızda imleç Messi'de yanacak. Eğer ki Mbappe'nin arkasındaki Pedri'yi yakmak istiyorsak sağ analogla bir kere geri çekeceğiz. O zaten otomatikman tuş kendi yerine gelecek ve bu sefer Pedri'ye gelecek. Ama siz L1'i kullanırsanız şu anda L1 tuşuna bir kere bastığınızda Fabinho'ya gelecek ve Fabinho'ya gelmesinin bir anlamı yok. Asıl ilk önce göbeği savunmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada göbeği değil de kanatları da savunmamız gereken pozisyon olacak. Onun da detayını göstereceğim. Şimdi geldik. Fabinho'ya geldi. L1 kullanmışım burada. Yani çok böyle bana rakip büyük ihtimal zorluk yaşatmayacağını hissettim. Çok böyle beni zorlamadığı için defansta. Şu an 7 dakikada zaten çok rahat pas aralarını yapabiliyorum. Hemen Pedri'ye getirdim kolu, yönü. Çünkü önemli olan göbeği savunmak ve burada Mbappe gibi önemli, değerli bir oyuncu. Ve burada da Pogba var. İki tane pas alternatif var. Şimdi burası çok çok önemli. Sizin iki tane rakipte pas alternatifi olan, eğer ki durumlarda yapmanız gereken en büyük şey şu. Asla Pogba'ya koşmamak, takım bütünlüğünü sağlamak gerekiyor. Takım bütünlüğünü sağlamak için de siz rakibin sizin kalenize doğru oynadığı bölgeye, oynama ihtimali olabilecek bölgeyi savunmanız gerekiyor. Benim için burada Pedri manuel yönlendirdiğim bir adam. Pogba'dansa burada Mbappe'yi tutmam gerekiyor. Çünkü burada Pogba'ya attığında ben hala konumlanabilirim defansta. Bu çok önemli. Kapattım, Pogba'ya attı. Geliyorum Pogba'ya. Farkında mısınız, bir şey dikkat ettiyseniz? Pogba'nın üzerine koşmuyorum. Pogba'nın üzerine koştuğumda Pogba buraya verebilir. Yanındakine üçgenle verip buradan pozisyona girebilir. Ne olur benim Pedri'mi saf dışı bırakır ve sadece göbekte iki tane orta saha oyuncum var. Bunlardan birinden yoksun kalmamdaki, o pozisyon için yoksun kalmamda sebep olacaktır. Peki ben ne yapıyorum? İzliyorsunuz. Pedri ile atabileceği pas kanallarını kapatıyorum. Burayı kapatamam. Kapatırsam dediğim gibi Pedri pozisyonunu kontrol etmiş olamaz ve sıkıntı yaşar. Öncelik yapmamız gereken o takım bütünlüğünü korumak. Ben buradaki Mbappe pas kanalını kapattım. Buralara zaten dokunamam ama Fabinho burayı zaten kapatmış durumda. Buralar benim için tehlike olabilecek pozisyonlar ve yerler değil. Peki bakın Pogba ne yapıyor? Çok basit bir pas hatası. İmleç otomatikman Cancelo'ya yaklaştığı için Cancelo'ya geliyor ve alıyorum. Bu arada Cancelo sol bekte oynayabilen ve benim çok beğendiğim bir bek adamıdır.
ileri çıkarıyorsanız iş görecektir, haberiniz olsun. Çok önemli bir pozisyondur. Bence e-futbol, eğer ki eğitmenleri falan varsa bunu kesinlikle ders olarak anlatması gereken pozisyonlardan biri. Bu arada yanlış anlamayın, dakika 11 sürekli atak yediğimi düşünebilirsiniz. Kendi pozisyonlarımı kestim. Sadece defansları gösteriyorum. Maçı 4-0 falan kazanmıştım. Şimdi Pedri'de rakipte top. Şimdi benim için önemli olan ne? 1. Pas alternatifi. 10 numaralı oyuncu var burada. İkincisi de burası. Benim için asıl önemli olan ne? Ben parselleyerek gideceğim. İlk önce göbeği tutacağım arkadaşlar. Sakinim. Geri basıyorum. Şimdi burası çok çok önemli. Hafif geri geldim. Şimdi Fabinho'dan kurtuldu. Buraya attı. Benim için şu anda tehlike neresi? Sizce neresidir? Bir pratik yapalım. Burası mıdır? Değildir. Burası değil. Burası değil. Bunlar kalemizden uzak adamlar. Asıl Mbappe ile burada Verkaç'a girmesi benim için sıkıntılı. Ama Fabinho'dan topu geçirdi. Ben buraya koşup Mbappe ile top arasını, pas arası yapamam ki. İşte bu sefer burada ne yapıyorum? İmleç değişikliği yaparak önleyebileceğim adama seçiyorum İmleç'i. Ne yapıyorum? Fabinho saf dışı kaldı. Bakın. Tak hemen Koulibaly. Ama Koulibaly'yi de durduk yere seçemem. Koulibaly'yi seçiyorsam pas arası yapmam için seçtim. Boşuna seçmedim yani. Fabinho saf dışı kaldı. Onun defansa gelmesini artık bekleyeceğim. Pozisyon olgunlaştığında artık yakınlara gelirse ona seçeceğim. Ne yapıyorum Koulibaly ile? Zaten seçtiğim an bakın yönü nereye bakıyor Koulibaly'nin. Elimle zaten hazırlamışım. Hemen pas alternatifi tek Mbappe var. Geri dönmesi benim için sorun değil. Geri dönmesini isteyebilirim zaten. Takımım benim tamamıyla kapanmasına sebep olacak ve zaman kazandıracak. Mbappe'nin pas arasını yapıyorum ve Koulibaly ile gördüğünüz gibi topu alıyorum. Şu pozisyon okullarda okutulması lazım. Öyle bir pozisyon ve bunu göstereceğim şimdi sizlere. Bu pozisyonda birçok şey var. Bu artık bizim en üst düzeye ulaştığımız ve savunacağımız bir pozisyon. Çok önemlidir. Dikkat edin, bu arada iki tane yapıştırmışım rakibe. Çok dikkat. Dikkatini ver kanka. Bak şimdi. De Ligt da başladı. Mbappe ile pres yapıyorum. Neden? Forvet oyuncusuyla yapıyorum. Takımım tamamıyla parsellenmiş. Defansta kurguyu oturtmuşum. Takım defans da geride. Mbappe ile buralarda pas arası yapıp eğer ki rakibin bir salağına denk geliriz, salaklığına denk geliriz, kaparız. Belli olmaz. Kalkıp da buradan Pedri ve Neymar gibi iki tane defans anlamında vasıfsız oyuncuyu ileri çıkarmanın bir mantığı yok. Takım parsellemiş ama rakip ne yapıyor şimdi? Rakip çok sakin bu atakta. Sakin olduğu için rakibin hata yapmasını kollayacağız. Bir önceki pozisyonda demiştim ki ilk önce göbeği savun. Ama bazen şartlar değişiyor. Dikkat ediyorsunuz şimdi. Geldim. Pogba. Pedri'yi görüyor musunuz? Pogba'nın üzerine basmıyorum. Bastığım an beni devre dışı bırakır. Buraya atar, buraya atar, buraya atar. Benim o parsellediğim alandan çıkmama sebep olur. Asla basmıyorum. Bu arada basacağım zaman da L2'ye basılı tutuyorum ki topu kapabileyim. Dikkat. Sadece Pedri'ye bakın. İmleci olan adama dikkat edin. Pedri'ye getirdi. Rakip Pedri. Pogba kaçıyor içeri. Pogba'yı tuttum. Şu anda defans hattını hiç ellemiyorum. Pogba tuttum. Neymar da geri geldi. Koman kısmını tutuyor. Ama ben zaten şu an Neymar tutmasa da Koman kısmını tutamam. Burayı tuttum. Bakın. Gidiyorum. Arkasını döndü. Farkında mısınız bilmiyorum. Çok böyle defanstan uzaklaştırmadan pas arası yapmaya çalıştım. Dönüp pas atar diye ama Pedri'nin bacaklar gerçekten kedi şeyi kadar olduğu için alamadı. Problem yok. Ansu Fati. Fabinho'yu çektim. Pedri'nin işi bitti burada. İlk önce farkında mısınız bilmiyorum. Burası tehlikeli olduğu için burayı. Çünkü göbekte çok adamım var ve Pedri buraya doğru koşuyor. Bunların hepsini oyunda görmeniz zaman alıyor ama görebiliyorsunuz emin olun. Gittim. Koulibaly'ye çektim. En azından Fabinho buradaki kanalı kapatsın diye. Tuttum. Farkında mısınız? Hani ilk önce göbekti? İşte bazen şartlar değişiyor. Eğer ki rakip Roberto Carlos'la kanattan gidiyorsa, Roberto Carlos çok kaliteli dudak uçuklatan ortalar açtığı için, farkında mısınız? Roberto Carlos'un soluna doğru gidiyorum. Benim sağıma, Roberto Carlos'un soluna. Neden? Mecburum. Çünkü zıngıldatır. Gittim. Orta açmadı. Peki ne yapacağım? Pas arası yapmaya devam edeceğim. İmleci Fabinho'ya çektim çünkü Koulibaly'nin artık yapabileceği bir şey yok. Roberto Carlos geri döndü. Sağ ayağıyla orta açarsa açabilir. Sıkıntı yok. Geri geldi. Fabinho'yu aldım. Bu yine orta açmıyor. Beni yani burada kopartıyor bizi. Tekrardan Fabinho'ya geldim. Koulibaly çünkü stoperdeki yerini kaybetmemesi gerekiyor. Geldim. Yine bak soluna doğru. Onu tutuyorum. Ama bu sefer burası açıldı. Dikkat.
Koulibaly'yi çektim çünkü Fabinho artık devre dışı kaldı. Fabinho'yu buraya çekiyorum. Pedri defansif anlamda göbekte kalsın. Orayı kuru kalabalık yapsın yeter bana. Ama Koulibaly ile de şimdi defanstan çıkıp açılmayacağım. Dikkat edin. Gel. Bakın çok fazla çıkmıyorum. Yine attı uzağa. Oyun hala şu an beni sıkıntıya sokuyor. Alamıyorum topu farkındaysanız. Puyol. Pedri pas arasını doğru yaptım ama bacak arasından yedi. Pedri Allah cezanı vermesin. Neyse sorun yok. Devam. Bakın Pedri saf dışı kaldı artık. İmleci Pedri'den çekmem gerekiyor çünkü Pedri oyun dışı benim için. Neymar'ı aldım farkında mısınız? İki tane defans yapamayan adam var orta sahada. Neymar'la ilk önce Mbappe'yi kapatıyorum. Atmadı farkında mısınız? Aşağı doğru gittim. Burayı kapatacağım çünkü burada iki tane adam var artık. Burayı kapatıyorum ve laps alıyorum topu. Çok önemli arkadaşlar. Yemin ediyorum çok önemli. Bir pozisyon daha var onu da analiz edelim. Bu da son pozisyonumuz olsun. Yani yine anlamadığınız yerler olursa ben bu arada defans yapma taktikleriyle ilgili haftada bir 15 günde bir güncelleyecek şekilde doğru dizilişleriyle hani sadece doğru dizilişle de nasıl defans yapabiliriz ya da ikili pres yapıyorsak nasıl yapabiliriz bunların hepsinin detayını anlatacağım sizlere. Ama şu anda sakin ve kontrollü bir şekilde pas arası yapmayı görüyoruz. Bu da son pozisyonumuz. Attım. Bu arada üçlemişiz. Farkındaysanız bakın yaptığım hatadan nasıl dönüyorum. İzleyin. Burada kaptık. Koulibaly'yi çektim. Burada farkındaysanız. Koulibaly'yi çektiğimi anlıyorum sonra hemen tak Fabinho'ya geçiyorum. Neden Fabinho'ya geçiyorum? Birincisi Koulibaly bulunduğu pozisyonu stoperi kaybetmesin. İkincisi de burada 3 tane pas alternatifi varken benim bu göbeği savunmam gerekiyor. Hemen Fabinho'yu çektim. Atamadı. Göbeği savundum. Peki ne yapıyorum? Ansu Fati'yi buldum karşında. Bana doğru da manyak gibi koşuyor. Tak pas arası yaptım ama Fabinho fıtık olma pahasına bacaklarını açsa da alamadı. Şimdi eğer ki oyuncunuz pas arası yaparken Fabinho bu arada stoper oynuyor. Yani pozisyon gereği ileride yoksa defansif orta saha değil. Zaten taktiğimi bilenler biliyor. Ne oldu kankalar? Şu an hamle yaptığı için Fabinho artık rakip hızlı çıkarsa bize yetişemeyecek. O yüzden Fabinho elendi bizim için. Şimdi ne yapıyoruz? Pedri'yi aldım ve Neymar'a geçtim. Çünkü Pedri de göbekten uzak. Önemli olan şu üçgeni korumam gerekiyor. Neymar'ı aldım. Eyvah Beckenbauer'la köşeye Coman'ı verdi. Benim için önemli. Bu arada Pogba benim adamı inşallah burada düdüklemiyordur. Benim için önemli olan Coman ve buradan vereceği Mbappe. İkisi de çok süratli. Bakın ne yapıyorum. Tak imleci çekiyorum. Biraz önce öbür sahanın öbür tarafında yaptığım şey. İmleci aldığım andan itibaren pas arası yapıyorum bakın. Ve aldım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar defans yapmak çok çok güzel. Bunu oturttuğunuzda özellikle rakipten böyle pas aralarıyla topu kaptığınızda inanın ki çok rahatlıkla rakibi sirkülase edebiliyorsunuz. Rakip bir müddet sonra normal yapacaklarını daha yapamıyor, sinirleniyor çünkü. Aklınızda bulunsun. Sormak istediğiniz detaylarda yorumlarda olacağım. Cevap vermeye çalışacağım. Okuyorum mesajlarınızı. Ama gözünüzü seveyim şunu söyleyeyim. Bu ayarları yaptınız. Bir, imleç ayarları. İkincisi neydi? Bir kere oyunu analogla oynayın. Yani yönle oynamayın arkadaşlar. Analogla oynayın. Analogda 32 tane yön var. Yön tuşlarında 16 tane var. Yani hiçbir e-sporcu, hiçbir üst sıralarda oynayan yön tuşlarıyla oynamıyor. Bir kere yön tuşlarını kafanızdan atın. İkinci yapmamız gereken neydi? Bir kere imleci doğru bir şekilde sağ analogu kullanarak İmleci istediğimiz adama istediğimiz şekilde çekebiliyor olmamız lazım. Bu bizi bir saniye, bir buçuk saniye bile oyunda kazandırıyor olsa bu defans yapmak akıl işi. Bunu unutmayın. Üçüncüsü de pas arası. Yani hani normalde zaten futbol bilginiz varsa pas arası dediğin şey adama basmak yerine adamın pas atacağı kanalları kapatmak. Bu üçünü bildikten sonra çok fazla yapmanız gereken bir şey yok. Oturup çayınızı kahvenizi ama şey maç yaparken değil de maç yaparken kolu tutun. Daha sonra rahatlıkla maçınızı çıkarabilirsiniz. Ben kimim? Ben çok üst düzey bir oyuncu değilim ama her sezonda ilk yüzde rahatlıkla kapatıyorum ki puan da kastığımız yok. İlk yüzde kapatabiliyoruz. Defans ne kadar iyi defans yapıyorum ya da gol yeme ortalamam falan gösteremiyorum. Lanet olası oyun bu yıl biliyorsunuz ki maalesef bunları göstermiyor bilgi olarak. Geçtiğimiz yıl 2021 yılında 1.15 gol yeme ortalamam vardı maç başına ki bence çok iyiydi. Sistem değişti. Sistem değişmesine rağmen yine az yiyoruz. Ve elimizden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu videoya iyi bir like gelirse zaten şu dakikaya kadar izlediysen like'ını atmışsındır. İyi bir like gelirse
doğru hücum, kontra nasıl yapılır, top çevirme yani tiki taka oyunu dışında kontrollü oynayarak nasıl hücum yapabilirsin, hücum ayarları nasıl olmalı? Bunların hepsinin detaylarını paylaşırım sizlerle. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.